bir şeyi pas geçmememiz lazım. Kış hazır demek deyince illa yeme içme hazırlığı değil. Kışa girerken akciğer hastalığı olanlar, yani KOAH'lılar çok KOAH. Risk altındadır. Çok bunların grip aşılarını yaptırmaları, zatürre aşılarını yaptırmaları ve kendi bedensel bakımları açısından daha çok bir incelemeden geçip varsa bir problemleri halledilmesi lazım. Yine kışa girerken kalp yetmezliği olanlar, böbrek yetmezliği olanlar, immüniteyi yani bağışıklığı baskılayıcı, immün baskılayan ilaçlar kullananlar, mesela kanser hastaları veya mesela ağır bağışıklık ilacı kullanan romatizma hastaları, bağışıklık baskılayıcı. Bunlar için kış daha büyük bir zorlu macera. Dolayısıyla ne yiyeceğim, ne yiyeceğim muhabbetiyle bu işi bitirmek veya D vitamini, B12 ölçümünü bitirmek yanlış olur. Evet. Kışa girerken benim sağlığım ne durumda? Evet. Benim bu kışa yönelik başka risklerim, önemli problemlerim var mı? Ben kışa girmeden önce yaptırmam gereken testler dışında, bak yapmam gereken sağlıkla ilgili ilave tedbirler var mı sorularını da bizi izleyenlerin yanıtlamaları lazım. Özellikle yaşlılar, buradan altını çizelim. Evet. Şimdi normal koşullarda modern tıbbın bize sağladığı bu olağanüstü avantajlarla gençlerde üst solunum yolu enfeksiyonları, faranjit, laranjit, tonsilit, sinüzit ya da idrar yolu enfeksiyonları kışın daha çok üstü görüyoruz. Evet. Daha kolay alıyor. Ama yaşlı kişilerde bu tip enfeksiyonlar çok kolay ve kısa bir zamanda maalesef bir akciğer zatürreye, akciğer enfeksiyonuna dönüşebiliyor. Ve çoğu yaşlıyı biz bu nedenle kaybediyoruz. Yani 93-94 yaşına geldiğinde sağlıklı bir yaşlıyı örnek verelim. Rahmetli Süleyman Demirel'i, rahmetli Celal Bayar'ı, pek çok isimleri akılda kalsın diye bunları söylüyorum. Mesela Süleyman Bey akciğer enfeksiyonundan vefat etti yaşlandığı zaman. Yani artık yetmedi bağışıklık sistemi o enfeksiyonları gelmiyor. Çünkü bir akciğer enfeksiyonunu zatürreyi zannettiğiniz gibi sadece o yuttuğunuz antibiyotikler yok etmez. O enfeksiyonla sadece o yuttuğunuz antibiyotikler baş etmez. Sizin kendi bağışıklık sisteminiz yetersizse, güçsüzse... Bütünsel bir yaklaşım gerekiyor tabii ki. Yani sizin güçlü olmanız lazım ki antibiyotik orada biraz da size destek olsun. Yoksa antibiyotik olmadan önceki çağlarda da insanlar zatürreye yakalanıyordu ve hepsi ölmüyordu. Bağışıklığı güçlü olan ayakta, hayatta kalabilir. Mesela o bağışıklığı güçlendirebilmek değil mi? Vücudumuzu güçlü tutabilmek. Evet. Şimdi kış aylarıyla birlikte hocam hastalıklar iyice patladı dedik. Birçok hastalıkla karşılaşıyoruz. Ben son olarak COVID'in durumunu öğrenmek istiyorum. Ne durumda? Artık yine korkmamız gerekiyor mu? Çünkü ister istemez benim de çocuğum okula gidiyor. Her gün taze mikrop geliyor eve. Ben de çekiniyorum. Benim gibi olan birçok insan vardır. Ne yapmamız gerekiyor? Nedir son durum? Peki önce şunu söyleyeyim. Mikrobun tazesi bayat olmaz. Mikrop geldiğini. Her gün genç, bir korku var olmaz. Bizim üzerimizde. Çok özellikle doğru. Bu aylarda. Bir kere tabii özellikle kreşte, çocuk bakım evlerinde, okullarda, çocukları olan ailelerde kış enfeksiyonları pimpon topu gibidir. Yani çocuk anneye verir, anne kocaya verir, koca iş arkadaşlarına verir. Geçirdik. Bu arada öğretmen alır, öğretmen tekrar çocuğa verir, tur atar durur. Daha dikkatli olmak lazım. Özellikle çocukları bu konuda da eğitmek lazım. Her hafta neredeyse, 15 günde bir kesinlikle. Hafta var. Kesinlikle. Aynı zamanda yaşlı bakım evlerinde de, kapalı ortamlarda da bu enfeksiyon arttığı için çok yaşlı insanlar arasında çok daha kolay yayılıyor bu enfeksiyonlar. Ama benim özellikle altını çizmek istediğim bu sorunuz hareketli bir konu var. Ben korku tıbbından nefret ederim. Yani insanları korkutarak sağlık terbiyesi yapamazsınız. Anlatarak yapabilirsiniz, anlaşarak yapabilirsiniz. Onlara sağlıklarını sevdirerek yapabilirsiniz. Covid meselesinde de böyle bir sorun var bu sene. Daha önce de mesela Covid salgını çıktığı zaman da çok ciddi böyle korku salarak bu işi anlatmaya kalkanlardan pek hoşlaşmadığımı burada açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Şu anda bir dünyanın hiçbir ülkesinde ve bizim ülkemizde bir acil Covid tehdidi söz konusu değil. Covid'de nezle gibi, grip gibi bir kışlık virüs koleksiyonumuza eklendi. Eklendi 18'di galiba oldu 19-20. Evet. Eris de Meris de falan da yenileri çünkü gelecek Eris ama. Çünkü Eris varyantı deniyor, yeni varyantlardan İşte böyle bunlardan bahsediliyor. Böyle güç devşirmeye kalkarsanız çok şeyi anlatıp insanları korkutabilirsiniz. Ama insanlar korktukları insanları zaten çok sevmezler. Yani siz insanları korkutarak bir şey üretirseniz o insanlar
o öğrendiklerinden hem kuşkulu olurlar, evet, hem de size pek fazla güvenmezler. Negatiften pozitif doğru, çıkmaz. Çıkmaz. Doğru, doğru anlatacaksınız. Şu anda net ve açık olarak söylerim. Bir COVID endişesine mahal yoktur. Şu anda gripten ne kadar endişe ediyorsanız o kadar endişe edin. Eğer risk grubundaysanız COVID aşısı olmayın ama mutlaka grip aşısı olun. Grip çünkü aşısı grip olur. Grip aşısı daha şu dönemde bana göre risk grubundakiler için, herkes için değil, daha etkili. Ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela mesleğim gereği çok insan gördüğüm için, evet, maske takmama rağmen muayene esnasında kış aylarında grip aşımı oldum. Neden? Çünkü ben risk grubunda olan birisiyim. Evet. Hem yaş olarak hem meslek olarak. Ama şu anda 18-20 yaşında bir gencine gidip grip aşısı yapması gerekmez. Çocukların gerekmez. 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 Yaptırmadım yani, gerekmez. Ben sizi dinledim. Gerekmez. Yani burada onun da ticaretine girmemek lazım. Yani grip korkusuyla da böyle insanlara grip aşısına koşturmamak lazım ama kalp yetmezliği olan bir yaşlıya grip aşısı yaptırmamak, yapma gerek yok demek çok büyük bir tıbbi nezaketsizlik olur. Böbrek yetmezliği olan, kalp yetmezliği olan, karaciğer yetmezliği olan, diyalize giren, diyabet olan, insülin kullanan, yani hamile kadınların, hamileliklerin hangi devre olursa olsun ama özellikle son 3-4 ayında içinde doğacak çocuklarına sütleriyle bağışıklık aktarabilmeleri için bu aşılara olmaları lazım. Değil, sadece grip lazım aşısı değil. Yani aşı meselesinde son zamanlarda çok şükür biraz sustular şimdi. Bir anti aşı kampanya var. Çok ciddi. Bu kampanya bu. Çok ciddi bir şekilde. Tabii. Hatta geçen gün bir hastam akşam saatlerinde bana bir WhatsApp mesajı yollamış. Hocam doğru mu diye. Aynen şöyle yazıyor. Bir adam var, doktor olmadığı tipinden belli, tavrından belli. Kanadalı bir doktor bu. Sadece fotoğrafı var ama o altında öyle yazıyor. Hı-hı. Bu Kanadalı doktor diyor ki diyor, doktorun adı da yok. Kanadalı olduğu da belli değil, doktor olduğu da belli değil. Bugüne kadar grip aşısı, pardon, COVID aşısı olanların işte %20-30 yanlış hatırlamıyorsam kalp iltihabı geçirdiler. Hı hı. Üzülerek belirteyim ki bu %90'a ulaşacak. Bu doğru mu hocam diye bana atmışlar. Bu tip paylaşımların hepsi dezenformasyondur, mizenformasyondur. Aşıdan sizi uzaklaştırmak, sizi hasta etmek için yapılan bilgilendirmelerdir ve yanlış bilgilendirmelerdir. Zaten sosyal medyanın ne menem olduğunu o sosyal medya fenomenleriyle çok güzel oldum. Gördünüz. Artık tabii birazcık bu sosyal medyaya sağlık okuryazarı gözüyle bakmanızda fayda var. Çok doğru hocam. Bu uyarı yapmakta fayda vardır. Kesinlikle çok doğru. Hocam kış ayları için vücudumuz adına başka neler yapmamız gerekiyor? Daha sağlıklı kalabilmek adına, bu zorlu kış sürecini kolay atlatabilmek adına nelere dikkat etmemiz gerekiyor başka? Çok sık yaptığımız bir hatayı yapmamak burada altını çizmemiz gereken bir başka ayrıntı. Nedir o bu? Ayrıntı da şu, ben çok rastladığım için bunun altını çizmek istedim. Sağlığını izlediğim kişilere düzenli egzersiz yapmaya devam ediyor musunuz diye sorduğum zaman ya da bana ilk defa gelen hastalara egzersiz evet yapıyor musunuz diye sorduğum zaman hocam kış ne egzersiz yapacağız? Öyle dışarısı soğuk diyorlar. Evet. Bu yani egzersiz sadece yaz, ilkbahar, sonbaharda yapacak bir iş değil. Bütün mevsimlerde yapılması lazım. Çünkü egzersizin kilo koruma, dolaşımı destekleme, belleği destekleme, şekeri dengeleme, yağları dengeleme onlarca faydasının içinde bence en önemlilerinden birisi de bağışıklığı destekleme. Araştırmalar gösteriyor ki hoplayıp zıplayan çocuklarda, okul bahçelerinde oynama şansı olan çocuklarda bu anlattığımız kış enfeksiyonları çok az. Bizim eskiden benim okuduğum ilkokul yıllarında Nefis Hanım 1965, 63, 64 Atatürk İlkokulu ve Cengiz Tope İlkokulu Anadolu'da hiç unutmuyorum. Neyse. Bizim sınıfta ben hiç grip olan arkadaşımı hatırlamıyorum. Öyle mi? Evet. Benim biz grip olduğumu da hatırlamıyorum. Gribiz. Evet. Çünkü tam biz okula yürüyerek gider gelirdik. Ortalama yarım saati geçerdi yürüme süremiz. İki, öğle sabahçı öğrenci yoktu. Sabahtan akşama kadar okuldaydık ve sabah biterdi okuma. Öğlen boşluğumuz vardı. Yakın olanlar evlerine yemeğe giderlerdi. Olmayanlar getirdikleri yiyecekleri veya meyveleri yer. Bahçede yakan top oynanır, işte basket yoktu o zaman. Voleybol varsa oynanır. Başka oyunlar oynanır, çelik çomak. Evet. Sonra yeniden okunur. Yeniden teneffüslerde hoplanır, zıplanır. Kimse de hasta olmazsa. Yani hoplayıp zıplamak değil mi size sadece? Daha. Havuza mı gidelim? Pahalı havuzlar. Deniz zaten bitti kışın. Dışarısı soğuk, yürüyemiyoruz. Evde kendi bedeninizle egzersiz yapın. Yani şınav çekin, squat çekin, ağırlık kaldırın. Kendi vücut ağırlığınızla esneme. Değil mi? Bravo. Kendi vücut ağırlığınızla egzersiz yapın. Yani egzersiz yapmanın çaresi veya yordamı çok. Yeter ki siz isteyin. Bu önemli bir kış ayrıntısı, altını çizelim.
Bir önemli kış ayrıntısı da uyku. Evet. Uyku eksikliğinin bağışıklığı ciddi ölçüde bozduğunu biliyoruz. Çünkü düzenli ve kaliteli bir uyku uyumamışsanız ertesi gün bir taraftan beslenmeniz aksıyor. Daha çok şekerli, unlu gıdalar ki bağışıklık düşmanları bunlar. Yiyorsunuz, bir taraftan daha stresli ve daha gergin oluyorsunuz. O da daha çok kortizol salgılanması demek. O da bağışıklık törpüsü olan bir hormon. Yani bağışıklığımızı güçlendiren hormonlar var. Yani mesela bir yeterince östrojeniniz, testosteronunuz, büyüme hormonunuz varsa bağışıklığınız güçlü. Ama çok fazla kortizol üreten birisiyseniz bağışıklığınız güçsüz oluyor. Dolayısıyla hem daha çok melatonin üretebilmek için ki melatonin biraz önce söyledim. Güçlü evet. bir bağışıklık desteği, güçlü bir antioksidan ve çok ciddi bir bağışıklık dürtücüsü. Uyku meselesine de en az beslenme meselesi kadar dikkat etmemiz, en az vitamin yutma meselesi kadar evet. öncelememiz ve dikkat almamız lazım. Bir konu daha, kış deyince sadece grip aşısını düşünmeyelim. Hı hı. Çünkü zatüre ihtimali özellikle 65-70 yaş üstü insanlarda kış aylarında çok büyük bir sorun. Yani atlatamıyorlar. Evet. Basit bir grip bile zatüreye dönüşebiliyor. Biz nezle olarak geçiriyoruz, onlar yoğun bakımlık oluyorlar. Kesinlikle, bravo. Covid'de de böyle oldu. Aynen, gençler, evet. çocuklar değil, kötü. Kaybettiklerimizin çoğu yaşlı insanlar oldu. Evet. Dolayısıyla onların önceden zatüre aşısı olmalarında fayda var. Zatüre aşılarının en kısa etkili olanı 3-5 yıllık. 15 yıllık ömür zatüre aşıları yapılan bir zatüre ömür aşısı vardı. Ömür boyu dedikleri o. Yani ömür boyu aslında yine 15 yıllık ama zaten yaşlı birisine 75 yaşında bir yaptırırsanız onu 90'a kadar koruduğu için hı hı. ömür boyu diyoruz. Yani mümkün olursa uzun etkili. Değilse lazım. Kısa etkili de olsa, 3 yıllık, 5 yıllık etkili de olsa zatüre aşısını yaptırmaları lazım. Ve yine bu arada kışın bağışıklıkları düşecekleri için imkanı olan yaşlıların mümkünse zona aşısında zona yaptırmalarında aşısı. Fayda var. Nedir evet. bu zona aşısı? Zona enfeksiyonu yaşlılarda daha sık görülen, sinir boyunca yayılan bir virüs enfeksiyonu. Çok ağırlı, öyle çok mi? Problemli ve hayatı tehdit etmese bile çok ciddi can sıkıcı sonuçları olabilir mi enfeksiyon? Herpes zoster dediğimiz bir virüs. Peki? Evet. Bir yani yere çıkıyor. O omuriliğin hangi bölümünden gelmişse o bölüm boyunca, o sinir boyunca çıkıyor. Yani eğer boynunuzdansa mesela sadece yüzünüz boyunca gidebiliyor. Gözünüze gidebiliyor. Gözünüze gidebiliyor. Yani oftalmik zona dediğimiz bir zona var ki gözünüzü kaybetmenize bile yol açabilir. Çok şükür elimizde şimdi tabii çok etkili ilaçlar var, antiviral evet. ilaçlar var zonada ama evet. Böyle bir enfeksiyona yakalanıp onun ızdırabını çekmek yerine bu aşı da yaşlanmada kışın bağışıklığımız açısından düşük yaşayacağımız için bizi koruyabilirmiş diye düşünsünler. Buradan da bir kez daha altını evet. çizmiş olun. Ben de sizden öğreniyorum ilk kez. Şimdi anneme yaptıracağım aşıları eklettim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bütün bu verdiğiniz bilgiler için.